İyi akşamlar, İskele Sancağı hoş geldiniz. Afrin ve Membiç operasyonu başlamak üzere. Her an bu operasyon başlayabilir. Sınırda da zaten çok büyük bir hareketlilik var. Bu akşam İskele Sancak'ta hem stüdyomuzda bu konuyu enine boyuna ele alacağız, hem de sınıra bağlantılarımız olacak. Suriye sınırına, Afrin sınırına bağlantılarla orada neler olup bittiğini anlamak için yöneleceğiz. Orada muhabir arkadaşlarımız var. Artı o bölgede bulunan uzmanlar var, güvenlik uzmanları var. Onlardan da birer bağlantılarımız olacak. Stüdyoda kimler var? Ben hemen sizlere önce onları tanıtmak istiyorum. Sayın Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili. Hoş geldiniz Celalettin Bey. Sayın Ergün Karaoğlu, güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz Ergün Bey. Ve doçent doktor Bora Bayraktar, gazeteci, aynı zamanda akademisyen. Hoş geldin Bora Bayraktar. Şimdi hemen bir sınıra gidelim. Sınırda Ülke TV muhabiri Gözde Özyürek bizi bekliyor. Şu anda karşımda, görmek istiyorum arkadaşlar. Gözde hazır mı? Evet Gözde, şu anda neler oluyor orada? Nasıl bir hareketlilik var? Bize gördüklerini, gözlemlediklerini aktarır mısın? Evet, özellikle son birkaç gündür aslında sınır hareketi diyebiliriz ama bu son günde gittikçe tansiyon yükseldi. Hemen şöyle özetleyelim. Sabah ÖSO 20 otobüslük bir konvoyla Azez'e doğru ilerledi. Öncü Pınar sınır kapısından çıktı ve Azez'e doğru ilerledi. Olası bir Afrin operasyonu için şöyle bir şey belirtilmişti. Eğer Afrin operasyonu olursa önce topçu birlikleri yoğun bombardıman altına alacaktı araziyi ve temizleyecekti. Ardından ÖSO ve daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri birlikler de bölgeye girecekti. İşte buna baktığımızda bugün ÖSO'nun girmesini biz ilk adım olarak, aslında buna ilk adım olarak değerlendirebiliriz. Yine hareketli dakikalar öğleden itibaren de devam etti. Bir taraftan obüsler, diğer taraftan havanlar top atışlarına devam etti. Yine sınır köylerinden birindeydik, Sugedi köyündeydik. Afrin'le karşı karşıya neredeyse bu köy ve orada şahit olduklarımızı hemen aktaralım. Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşleri oluyor. YPG'li teröristlerin taciz ateşleri oluyor. Hemen onu da şöyle özetleyelim. Özellikle son birkaç gündür hava sisli ve yağmurluydu. Bundan da yararlandı teröristler ve taciz ateşlerine daha da ağırlık verdiler. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi ve o hedefler vuruldu. Birer birer YPG mevzileri tam isabetli bir şekilde vuruldu. Ve yine son olarak gelişmelerden bahsedeceğim olursak 10 otobüs geldi ve o otobüslerin içerisinde de komandolar vardı. Bugün içerisinde yaşanan bir başka hareketlilik ise buydu. Dediğimiz gibi bir yandan sevkiyat devam ediyor. Bir yandan yine mühimmatların buraya gelmesi devam ediyor. Komandolar da geliyor aynı zamanda. Komando birlikleri de sınır hattına doğru geliyor. Tansiyon gittikçe aslında yükseliyor diyebiliriz. Güvenlik önlemleri de tabii ki elden bırakılmıyor. 7-24 askeri birlikler devriye geziyor ve bunun yanı sıra yine 4 önemli stratejik noktadan bahsetmiştik. İşte o stratejik noktalara tanklar da konuşlandı. M60'lar ve Leopard'lar geldi. Akkor sistemiyle donanımlı tanklar bunlar. Fırat Kalkanı harekatında tanklar hedef olunca böyle bir olası bir durumun yaşanmaması adına algılama gücü oldukça yüksek tanklar getirildi sınır hattına. Rokete ve tank savar füzeleri anında algılayıp patlatıp etkisiz hale getiriyor bu tanklar ve sınır hattına geldi ve gelmeye de devam ediyor peyderpey, bunu söyleyelim. Ve aynı zamanda askeri sevkiyatlar da devam ediyor ve askerleri taşıyan zırhlı personel araçları da yine geliyor. Sinyal kesici araçlar geliyor ve aynı zamanda her ihtimal düşünüldüğü için Suriye'den olası bir saldırıya karşı da havan tespit radarı da devreye konulmuş durumda. Ama dünden bu yana hastaneler de teröristlerin hedefi oldu, bunu söyleyelim. 4'ü ağır, 12 kişi yaralandı ve bu saldırılarda maalesef yaralananlar oldu dediğimiz gibi. Ama
Türk Silahlı Kuvvetleri taciz ateşi açıldığı takdirde misliyle karşılık veriyor ve hedefleri tam isabetli bir şekilde vuruyor dediğimiz gibi. Güvenlik önlemleri de yine hat safhada, sınır hattında kuş uçurtulmuyor. Şimdi bir şey daha kısaca sormak istiyorum Gözde. Şimdi zaten bir taraftan obüsler, top atışları başladı, devam ediyor. Yoğun bir sevkiyat, 20 otobüs dolusu Özgür Suriye Ordusu birlikleri Türkiye'den sınırın öbür tarafına geçti. 10 otobüs komando birlikleri, özel eğitimli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait komando birlikleri aynı şekilde geçtiğini bize aktardın. Bir taraftan başladı aslında bu top atışlarıyla zaten bütün savaşlar da kara savaşlarının. Birazdan bu işin uzmanlarına da sorarız ama top atışlarıyla başladığı da bilinir. Yani önce karadan ilerlemeden önce top atışlarıyla dövülmesi hep olur. Bu başladı. Bunun dışında yani bu sevkiyat bugün, bu gece, yarın yani bu hareketlilik, an meselesi, eli kulağında bunlara mı işaret ediyor? Evet, öyle gözlemlediğimiz kadarıyla bizim de an meselesi. Çünkü bir taraftan askeri birliklerin sevkiyatı devam ettiği gibi diğer taraftan da yine mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Ama bunun yanı sıra en önemli belirti tankların gelmesi oldu. Akkor'la donatılmış tanklar da yine sınır hattına geldi. Ve top atışları da bugün gün boyu devam etti. 40'a yakın bir top atışı oldu. Hem Hassa'dan hem Kırıkan'dan hem de Reyhanlı'dan bu top atışlarının sevkiyatı. Sesleri duyuldu dediğimiz gibi ve taciz ateşleri de artmaya başladı. Şöyle söyleyelim, teröristlerin olası Afrin operasyonu karşısında aslında paniğe kapıldığını söyleyebiliriz. Gelen bilgiler arasında sığınağa sığındıkları da vardı ve oranın halkına zorla kepenk kapattırdıkları da yine gelen bir başka bilgiydi bize. Ve özellikle son birkaç gündür genç yaştaki insanları alıkoydukları ve cephelere götürdükleri de yine başka bir bilgi bize ulaşan. Yani şu anda teröristler paniğe kapılmış durumda. Türkiye'nin olası bir Afrin operasyonu karşısında bütün hazırlıklar tamamlandı. Lojistik hazırlıklar da tamamlandı. Oğul Pınar Hudut Karakolu gibi bazı stratejik noktalarda özellikle lojistik hazırlıklar tam anlamıyla bitti diyebiliriz. Yani sevkiyatları da düşündüğümüzde Afrin operasyonu başlaması için en azından hazırlık aşamasını düşündüğümüzde hiçbir neden kalmadı. Çok teşekkür ederim. Gözde, çok güzel bir özet yaptın. Hem oradaki bilgileri hem de kendi gözlemlerini, atmosferi bize aktardın. Sana çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum orada, o görev bölgesinde. Şimdi hemen stüdyomuza dönelim. Bir defa bu hani an meselesi başladı, başlayacak gibi bir atmosfer. Kimiyle başlayalım? Bir bilgi olarak elimizde yeni bir veri var mı? Celalettin Bey, Ergun Bey, Bora Bayraktar. Ben başlayayım isterseniz. Başlayın. Evet. İzin vermezsem. Şimdi bu başladık, girdi, giriyoruz söylemleri. Tabii çok bilinçli yapılan hareketler. Çünkü o bölgede biliyorsunuz ki bölge halkı da var. Bölge halkının boşaltılmasının için, yani o bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerimizin askeri olarak en az riskle operasyon yapabilmesi için, hı hı, bölge halkının boşaltılması gerekiyordu. Bölge halkını da zorla boşaltamayacağınıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve devletin başındaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 10 günden beri bu konuyu işliyor. Evet. Bir gece ansızın girebiliriz, girdik, gireceğiz gibi. Sorunuzu öyle başlayayım. Hazır mıyız, girer miyiz? Gireceğiz. Ama o bölgedeki normal yerel halkın orası boşaltıldıktan sonra bizim güvenlik kuvvetlerimizin oraya girmesi askeri olarak en az riskle operasyonel olarak orasını bitirebileceğimizi gösteriyor bize. Peki. Celalettin Bey, şimdi bu işin, yani Afrin, Membiç meselesi bir yanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla bir hafta içinde günlerini göstereceğiz dedi. Hazırız, bütün hazırlıklarımız bitti. An meselesi bu anlamda çok ciddi açıklamaları oldu. Yani bir nevi tarih vererek ya da bu işin çok kısa bir süre içerisinde başlayacağına işaret ederek bir kamuoyu da oluşturmuş oldu Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarıyla.
Şimdi nedir, ne yapıyoruz? Yani nasıl bir siyaset var bu işin arkasında? Afrin, Membiç, niye bu operasyonlar yapılıyor? Evet, ben öncelikli olarak ülkemize, askerlerimize, başta Cumhurbaşkanımıza Allah yardım etsin diyorum. Çok ciddi anları yaşıyoruz, çok ciddi bir süreç yaşıyoruz. Her an her şeyin olabileceği, tarihin yeniden yazılacağı bir süreç. Allah kahraman askerlerimizi korusun. Bölgedeki bütün komutanlara güç kuvvet versin diyorum. Büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza bu konuda Allah'ın yardım etmesini içtenlikle dua ederek istiyorum, dua ediyorum. Çünkü gerçekten konu sadece Afrin olayı değil. Yani büyük resmi görmek gerekiyor. Ve bana göre de bardağın taştığı yer Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından ziyade ABD'nin ben 30 bin kişilik bir sınır birliği kuracağım demesidir. Evveliyatına gidersen 2011'den beri zaten Amerika Birleşik Devletleri ısrarla Suriye'nin kuzeyinde PKK eliyle, ben orada bir Kürt devleti demiyorum. Bu tuzağa da bizimkiler çok düşüyor. Çünkü bizim vatandaşlarımız, 15-20 milyon Kürt vatandaşımız var. Sanki bizim kendilerine karşı konuştuğumuz algısı oluşturuluyor. Evet. Bu kesinlikle bir Kürt devleti projesi değil. O bölgede, Suriye'nin kuzeyinde, Amerika'nın, İsrail'in güdümünde üst kurmak istiyorlar. Orada steril alanlar oluşturmak istiyorlar. Ora üzerinden Türkiye ile Arap dünyası arasına bir tampon bölge kurmak istiyorlar. 2011'de kuşak kurmak istiyorlar. PKK kuşağı değil mi? Hatta yukarıdan aşağı bir petrol boru hattı düşebilir miyiz? Denize çıkma kaygısı da o. Yani Kuzey Irak petrollerini Türkiye üzerinden değil de orada oluşturulacak hattan Akdeniz'e taşıyabilir miyiz diye. Suriye meselesinin içinde Amerika'nın bu projesi çok önemli bir yer tutuyor. 2011'den beri. Ve biz 2011'den beri de diyoruz ki Suriye'de bütünlük sağlanmalıdır, Irak'ta da. Bu yeni oluşumlara izin vermemeliyiz diyoruz. Ancak bütün gayretlerimize rağmen, bütün çabalarımıza rağmen biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Bakın NATO'nun en güçlü ordularından birine sahibiz. Amerika bize rağmen, bize karşı diyebileceğimiz şekilde orada terör örgütüyle iş tutuyor. 5000 tır civarında modern silahı onlara gönderdi. Önce işte bu DAEŞ'e karşı dendi. Sonra bir baktınız ki Rakka'da DAEŞ'çileri PYD'ye tahliye ettirdiler. Yani canlı bombaları tahliye ettirdiler. Türkiye'nin buna sessiz kalması söz konusu değildi. Yani bugün vaktimiz var. Belki tarihi konuşacağız. Stratejiyi konuşacağız. Olan şu, yani özeti kitabın ortasından konuşursan, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önceki gibi batılı güçlerin ABD önderliğinde haritayı yeniden çizmelerine sessiz kalmayacağını göstermeye çalışıyor. Bütün gücüyle. Ha, bu kolay bir iş mi? Kolay bir iş değil. Yani şimdi yorumları dinliyorum, böyle işte şudur budur. Ya bu yorum yapanlara şunu sormak ki, bir kimden yanasın kardeşim sen? Bakın benim ülkemin geleceği söz konusu, Orta Doğu'nun geleceği söz konusu. Sen hangi perspektiften bakıyorsun, kimin adına bakıyorsun sorusu çok önemli. İki, biz kolay bir işten bahsetmiyoruz. Karşımızda süper güçler var. Masada İran var, masada Rusya var, masada görünmeyen İsrail var. Arkasında elebaşı Amerika var. Amerika milyar... Hedef, maksat burada da haritaları değiştirmek. Değiştirmek. Yani bunu daha önce de konuştuk programlarda. O yüzden bu riskler alınıyor. Tabii yani 82 tarihli İsrail'in güvenlik stratejik belgesinde çok açık bir şekilde Suriye'nin, Türkiye'nin, Irak'ın, İran'ın bölüneceği, bölünmesi gerektiğini yazmış adamlar. Şimdi bu büyük projeyi adım adım uygulamak istiyorlar. Burada aparat olarak da maalesef PKK'yı kullanıyorlar. 13-14 yaşındaki genç Kürt çocuklarını rehin almış durumdalar. Bakın ben Urfa Valiliği yaptım. Urfa evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bu Kobani denilen yerde 16-17 tane Kürt siyasi hareketi vardı. Kürt partisi vardı. PKK ilk yaptığı iş Amerika'nın eliyle bunların hepsini tasfiye etmek oldu. Bunların liderlerini öldürdü. Aşiret liderlerini öldürdü. Ve Kuzey Suriye'den kendilerine muhalif olan, Barzani'ye yakın olan, silahlı mücadele yöntemini benimsemeyen belki 500 bine yakın Kürt'ü tahliye ettiler. Evet. Bakın konuşurken biz esasında başkalarının algısıyla konuşuyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Burada söz konusu olan ne Kürt devletidir,
ne Suriye'dir söz konusu olan. Söz konusu olan Büyük İsrail için Amerika'nın haritaları yeniden çizme çabasıdır. Buna karşı da aslanlar gibi mücadele eden, gücünü ortaya koyan, ben 100 yıl önceki eski Osmanlı değilim, kendine dikkat et, biz bunu kabul etmiyoruz, eskisi gibi kendiniz çalıp kendiniz oynayamazsınız. Evet, bizden güçlü askeriniz olabilir, bizden güçlü silahlarınız olabilir, bizden büyük bütçeniz olabilir. Ama biz de eski Osmanlı değiliz. Halka dayanan bir hükümet var Türkiye'de, halktan güç alan bir devlet var. Dolayısıyla oldu bittiye gelmeyeceğiz. Peki. Diyoruz. İnşallah iyi olur. Dua etmemiz lazım. Çünkü hakikaten zor bir olay, zor bir konu yönetiliyor 100 yıl sonra. Ben inanıyorum ki kazanan biz olacağız. Evet. Bora Bayraktar, şimdi temel sorumuz bu. Böyle açtık. Bu iş neden yapılıyor? Yani neden Afrin, neden Membiç, neden şimdi? Buradan bir başlayalım. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir kere Afrin'de PKK-PYD varlığının bulunması Türkiye için yakın bir tehdittir, stratejik bir tehdittir, askeri bir tehdittir, aynı zamanda siyasi ve sosyolojik bir tehdittir. Eğer Türkiye bununla bugün uğraşmazsa, bunu çözmezse ne olacağına dair işte geçtiğimiz daha büyük hafta ailelerle muhatap tabii, olacak öyle mi? Kesinlikle. Geçtiğimiz hafta bu Amerikalı sözcünün yapmış olduğu açıklama bunun bir örneği. Yani geçen yılki PYD varlığını düşünelim. Neredeydiler, ne kadar alana sahiptiler? Şimdi neredeler, neye sahipler ve Amerika onları nasıl büyüttü, nasıl geliştirdi, ne kadar çok oraya silah döktü, her şeyi bitirdi. Şimdi meşru zemine çekmeye çalışıyor. Şimdi Afrin'in bundan ne farkı var? Afrin'e yarın öbür gün aynı yatırımın yapılmayacağına kim garanti edebilir? Demek ki Türkiye bu işi tabiri caizse yılanın başını küçükken ezmesi gerekiyor. Bunu çünkü Amerika'nın yaptığı gibi Rusya da yapabilir. Suriye yönetimi kendine gelirse, toparlanırsa yarın öbür gün Suriye rejimi de geçmişte terör örgütü başı Öcalan'ı yıllarca Şam'da barındıran Hafız Esad'dı yani. Evet. Beşar Esad'ın babasıydı. Ne zaman Hafız Esad Öcalan'ı gönderdi Suriye dışına? Türkiye bir baskı kurunca, askeri güç kullanacağını ortaya koyduğu zaman. Türkiye ne zaman askeri gücünü kullanacağını söylese, bu kararlılığı gösterse mutlaka sonuç almıştır geçmişte. O yüzden şu anda da böyle bir aşamadayız bence. Bu açıdan çok önemli. Nedir tehdit? Şimdi burası dediğim gibi bir PYD üssüne dönüşebilir. Buradan geçtiğimiz 2015 yazından itibaren yapılan sızmalarla Türkiye'ye sızarak Türkiye'de pek çok terör eylemi gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Evet. PKK sizde değil Bora Bey. Yani o çok önemli. Tabii yani ben hani Afrin, yakın yani son 30 yıldır Amanosları vuran güçlerin eğitildiği yer. Tam onu söyleyecektim efendim. Amanoslar oraya kadar uzanıyor tabii, değil mi? Tabii. Şimdi yani İskenderun'da garnizonu vurdular. Evet. İskenderun'da vurdular. Şimdi bu sızmaları gerçekleştirebilen yani bir geçişkenlik olan bir arazi. Ayrıca Sayın Vekilin de belirttiği gibi buranın insan kaynağını kullanıyorlar. Şimdi ben 1,5-2 senedir çok yakın takip ediyorum. Bu kendi terör örgütünün sosyal medya hesaplarından ya da Amerikalılardan, sözcülerden. 400 kişiyi eğittik ve işte Afrin'de eğittik, Fırat'ın doğusuna gönderdik sürekli. Yani belki bir buçuk ayda bir olarak 300, 400, 500 burayı, buradaki çocukları kullanıyorlar insan kaynağı olarak. Burayı eğitim kampları olarak kullanıyorlar ve bunun üzerinden sürekli bir lojistik sağlıyorlar Fırat'ın doğusuna. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer yarın öbür gün Fırat'ın doğusuyla ilgili bir operasyon yapacaksa burayı da kapatması gerekiyor. Önce buradan mı başlamak tabii gerekiyor? Ve bu ikisinin arasındaki geçişkenliği de kapatmak gerekiyor. Bir Rakka-Halep yolu üzerinden, bu Afrin'e uzanan bir yol üzerinden şu anda Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile tuttuğu yanlış hatırlıyorum M4 otoyolu var orada. Şimdi orayı Türkiye bir bölümünü tutmuş durumda ama rejimin kontrol ettiği bölgelerden gidip geliyorlar. Rejim de buna müsaade ediyor. Her PKK'lar gidip geliyor değil mi? YPG'liler. Evet.
Evet, bunlar otoyoldan. Oradaki yoldan Elbab'ın olarak, güneyindeki değil mi? Güneyden geçerek, olmuştur orası. Tabii güneyden geçerek bunlar Fırat'ın doğusundan batısına karşı böyle bir hareketlilik içerisindeler. Bunun durdurulması gerekiyor. Bir başka tehdit noktası sadece Türkiye'ye tehdit değil, aynı zamanda Türkiye'nin büyük zorluklarla, büyük fedakarlıklarla Suriye'nin içerisinde temizlediği, terörden temizlediği Fırat Kalkanı bölgesine de sürekli Azize'ye yönelik saldırılar yapıyorlar. Burayı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye orada bir savaş içerisinde bir barış vahası oluşturdu adeta. Burayı sürekli taciz ediyorlar. Buranın dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bu ve herhalde en önemli kısmı da şu herhalde değil mi? Yani bu PKK kuşağı projesinin Fırat'ın batısında da tabii yerleşmesi, oluşmasını kesme. Tabii yani öyle bir niyet var tabii, değil mi? O umudu yok etmek gerekiyor. Yani Türkiye Afrin'i temizlerse bu Akdeniz'e uzanma umudu kesin olarak bitirilmiş olur. Yani bu yani o umut kalmaz. Evet. Umut Fırat'ın kalmazsa Fırat'ın batısına geçme umudu biter. Biter. Kesin olarak biter. O umut biterse oradaki sizin nüfusu kendinize döndürmeniz daha kolay olur. Yani insanların kafasında soru işareti kalmaz. Yarın öbür gün ne olacak? Burada artık Suriye'nin işte özgür Suriye ordusu ya da ne nasıl bir yapı olacaksa burada bunlar vardır. Ya da Türkiye vardır bunun yanı başında. Dolayısıyla bu iş olmaz. Ona göre herkes ayağını denk alır, bilir ne yapacağını. Ayrıca bu Rusya'nın elinde bir araç olarak kullanılıyor. Şu anda sadece Amerika'yı konuşmuyorum, Fırat'ın doğusunu. Fakat Rusya'da ikircikli bir tavır içerisinde bunu görüyoruz. Yani, bugün de hala böyle mi? Kesin olarak böyle. Yani Afrin operasyonu bence şöyle yani da. Rusya PYD'yi, PKK'yı elimde bir araç olarak tutayım. Bunun üzerinden Türkiye'den bir şeyler alırım kafasında, kopararım kafasında. Fakat şimdi Amerika ile çok yakın olduğu için PYD böyle bir onların da cezalandırılmasına çok karşı çıkmaz gibi düşünüyorum. Ama neticede Rusya da bunu Türkiye'nin aleyhine kullanıyor. İşte masaya oturmaları gerekiyor. Efendim şöyle yapılması lazım falan gibilerden. Rusya'nın elinden bu aracı almak lazım. Suriye rejiminin elinden bu aracı almak biraz lazım. Biraz sanki mesela 11 Ocak'ta Erdoğan-Putin görüşmesi olduktan sonra Sayın Erdoğan bu açıklamalarına başladı. Yani Afrin'le ilgili epeydir uyutuluyordu. Yani daha doğrusu gündemden düşmüştü bu mesele. Bir anda Cumhurbaşkanı çıktı, bir hafta içinde gündemini göstereceğiz. Şimdi dedi. Bence tam da Putin'le görüştükten sonra söylediği için hani bunu biraz hani Putin'le bu konuda bir anlaştı Erdoğan. Şöyle bir durum gibi bir oldu. Şey çıktı ortaya. Bence yani tamamen açık kaynaklara göre konuştuğum bir şey bu benim. Yani Rusya'da bir tavır değişikliği oldu. Neden oldu? Bana kalırsa Rusya bu İdlib meselesini, Suriye'nin batısını Türkiye'siz halletme düşüncesine kapıldı. Hatırlarsan 20 Aralık'tan itibaren inanılmaz bir bombardımana başladılar İdlib'de. Bir sürü sivil falan hayatını kaybetti. Çok yüklendiler. Suriye rejimine bağlı güçler çok hızlı bir şekilde İdlib'de ilerleme kaydettiler. Fakat yılbaşından sonra o ilerleme durdu. Ve Suriye güçleri yenilgi içerisinde bir bozgun havasında geri çekilmeye başladılar. Zannediyorum o aşamada Rusya'nın lideri Putin şunu gördü. Yani Suriye bu işi beceremeyecek. Biz Türkiye olmadan bu işi yapamayacağız. O yüzden Türkiye'ye bir şeyler vermesi gerekiyor. Yani bence burada İdlib'de Türkiye'nin desteğini istedi. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki yaparız ama Afrin'i temizlememiz lazım. Arkamızı güvenceye almamız lazım demiş olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz orada Peki. değildik. Ergun Bey, bu işi neden yapıyor Türkiye? Yani neden bu operasyon yapılıyor? Nasıl bir aciliyeti var? Buradan devam edelim. Şimdi bize operasyon yaptıracak olaylar nasıl geliştiğinden başlarsak izin verirseniz. Tamam. Daha net açıklama olanağı bulmuş olabiliriz. Şimdi bu olayın bana göre başlangıç tarihi bir One Minute olayıdır. İki Marmara gemisi. Marmara gemisidir. Bayağı bir geçmişe gittik ama. Ama oradan buraya mı buraya geleceğim? Evet. Yani
İsrail bu operasyonun böyle PKK, PYD, DAEŞ operasyonunu İsrail'in güvenliği, Amerika'nın burada olmasının tek nedeni İsrail'in güvenliği. Sayın Valim de biraz önce bahsettiği petrol. Gibi petrol ve İsrail'in güvenliği. Hatay yani 30 yıldan beri Amanos Dağları'nda ele geçirmek istiyorlar. Çünkü Hatay çok stratejik bir bölge. Yani çok gündeme gelmese de güvenlik açısından Hatay ilimiz onların tek çıkış kapısı. Onun için bir mücadele veriyor. Bugüne geldiğimizde neden biz girmek zorundayız? Çünkü bize bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi verilen hiçbir söz tutulmadı. Sayın da hocamın da bahsettiği gibi ve Sayın Valim de söyledi. Mesela şimdi sabahleyin erken kalkan Amerika'da öyle bir olum var ki erken kalkan 1-5 patlatıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Pentagon ayrı söylüyor, Dışişleri ayrı söylüyor, Beyaz Saray ayrı söylüyor. İşte çok ilginçtir. İsminin, nereye çıkıyor bu? Hani isminin verilmeyen, isminin verilmesini istemeyen yetkililer bu açıklamaları yapıyorlar. Farkında mısınız? Yani çıkıp da işte ben Mehmet Ecet, ben Ergün Karaoğlu şöyle şöyle açıklama yapmıyor. Hep işte ajanslara ismini vermeyen bir dışişleri yetkilisinden aldığımız bilgilere göre, ismini vermek istemeyen bir askeri yetkiliden aldığımız bilgilere göre böyle gidiyor. Şimdi sabahleyin kalkan erkenden açıklama yapıyor. Kafaları karmakarışık. Çünkü bizim durduğumuz yer belli. Sayın Erdoğan'ın da yanılmıyorsam yine bir hafta önce ben siyasilerden aldığım söze bakarım. Bu açıklamaları da çok kale almıyorum gibi bir demeci var. Fakat buna rağmen de işte Amerika Başkanı Trump'ın bu konuyla ilgili söyleyebileceği hiçbir şey yok. Dünkü açıklamaları baz alırsak Beyaz Saray sözcüsü yanılmıyorsam topa bakmak lazım. DAEŞ'e odaklanmak lazım dedi. Sayın Valim açıkladı çok güzel. Madem DAEŞ'e odaklanacaktık, madem DAEŞ gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi bir terör örgütü ise Rakka'ya neden beraber girmedik o zaman? Rakka komple temizleyelim. Elbap'ta temizlemiştik. Evet. Hatta siz ben, o zamanlar... Amerika'nın kötü bir niyeti var. Dedikleriniz oraya açıklıyor. Kötü bir niyeti var. Bu niyet fark edildiği kötü için de demeyelim. Türkiye çok, harekete geçti. Çok özür dileyerek söylüyorum. İzleyicilerimizden de özür dilerim. Çok şeytani, çok ahlaksızca niyeti var. Yani kötü çok hafif kalıyor. Evet. Çok hafif kalıyor. Biz buraya Fırat Kalkanı'yla girdik. Şimdi nasıl bir operasyon olacak? Nasıl bir operasyon olacak? Var mı? Tabii ki yani düşüncelerim var, öngörülerim var. Türkiye'deki endek savaşlarını yapmış bir güvenlik güçlerimiz var artık bizim. Bir de Elbap'ta yani gerçekten... O tecrübe tekrarlandı. İnanılmaz bir tecrübedir. Yani şimdi her ne kadar bugün yani böyle hemen içeriye dönmek istemiyorum ama bugün bu şekilde açıklamalar olmasına rağmen ben Elbap'taki kadar zorlanacağımızı hiç düşünmüyorum. Bunu ne söyleyeyim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da... Yani biz burada ne göreceğiz sorusuna... Elbap'ta gördüğümüzü, Fırat Kalkanı'nda gördüğümüzün bir benzerini göreceğiz. Bir benzerini kesin miyiz? Göreceğiz. Rabbimin izniyle güvenlik güçlerimizin de stratejik çalışmalarıyla, hareket planıyla inşallah hasar vermeden, zayiat vermeden, şehit vermeden bu işi yapabiliriz. Veya inşallah hiç girmemize sebep olmaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklamalarında Afrin, Membiç komple boşaltılırsa, evet. Terör örgütlerinden arındırılırsa biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Şimdi bu bağlamda da Amerika girmedin dedikçe bugün de işte Birleşmiş Milletler de aynı şeyi yaptı. Kaos oluşuyor. Uyarılar geliyor sürekli girmesin. Devamlı giriyor. Peki orada kaos yok mu yani? Şimdi kaos oluşur diyorlar. Ya orada bir kaos var. Zaten bir kaos var. Ya dehşet bir kaos var yani. Bakın biz belki de Amerika'yı da kurtarıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Amerika oraya işte 3000 tır diyorlar, 4000 tır diyorlar. İşte her kafadan bir ses çıkınca o bölgeye de 3-4 bin tır silah gitti. Evet. Yani 1000 tane tank savar füzesinden bahsediliyor. Yani bu işte amiyane tabirle şeyden değil yani halk arasında değil. Güvenlik
kaynaklarından aldığım bilgiler bunlar benim. 1000 tane tank savar füzesinden bahsediliyor. Şimdi bu silahlar ne olacak? Yani bakın, bu silahlar Amerika'nın başına büyük dert olur. PKK, teröristler yarın bugün bu silahları satacaklar. Esas bizim başımıza dert değil mi yani? Ama şimdi biz Amerika'da, biz kendimizi kurtaracağız. Amerika'da kurtaracağız. Neden kurtaracağız? Tüm kalbimle söylüyorum. Bu silahlardan bir tanesinin dünyanın başka bir yerinde kullanıldığını fark edilirse Amerika uluslararası mahkemelerde yargılanır. Dünyanın hiçbir döneminde terör örgütleri veya zaten devletler şu anda bu kadar saçma bir şekilde biraz işte silahlandırılmamıştı. O mahkemelerde şu anda hukuk üzerinden değil de güç üzerinden yürüyor işler biraz o nedenle. Amerika'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekir ama olur mu? Olur tabii. Şu gidişat oraya gidiyor artık. Çünkü ilk defa bir ses duyuldu ve o sesin arkasından da yani Amerika'ya kafa tutan bir ülke var, bir lider var. Ve bak son bir aya bakın, dünyada diğer başka ülkelerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güç alarak, esinlenerek, şevklenerek konuşmaya başladılar. Peki bir şey daha soracağım size, kısaca bir cevap alabilirsem. Şimdi anti-tank füzeleri verdiler, doğru. Evet. Hatta biraz önce arkadaşımız oradan Gözde aktardı. Buna karşı yani bu anti-tank füzelerine karşı korumak için radar sistemleri de oralara jammer'larda götürülmüş aynı zamanda. Bir de yani bu MANPAD dedikleri uçak savar füzelerinin de el altından verildiği söyleniyor mesela oradaki YPG'ye. Bu diyelim şimdi bir hava operasyonu yapsa Türkiye, bu PKK'nın elindeki olduğu söylenen bu MANPAD'ler, uçak savar füzeleri uçaklar için, F-16'lar için tehdit oluşturmayacak mı? Oluşturmaz efendim. Şimdi bir öncelikle programa gelirken de hem basın ve medyadan takip ettiğim kadarıyla işte hava kuvvetleri olmadan gireceğiz mi, uçaklar olmadan gireceğiz mi gibi bir takım yazılar, söylemleri gördüm. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür. Herhangi bir operasyonda hem kara hem hava fonksiyonlara gidilir. Sizin de program açılışında bahsettiğiniz gibi genellikle toplu atışıyla başlar ama en nihayetinde de hava kuvvetlerinin ilk. Yani Birinci Dünya Savaşı'da, İkinci Dünya Savaşı'da karada topçu atışlarıyla başlamıştır benim bildiğim. Kara savaşları öyle olur. Hep öyle başlar. Ama hava kuvvetleri mutlaka temizlik harekatı yapacaktır. Ondan sonra kara birliklerimiz temizleme, süpürmeye gireceklerdir. Sayın Hocam bahsettiği gibi Rusya'nın ikircikli tavrı diye bahsedildi. Zaten size söyledim. Şimdi buna dair bir haber mesela şimdi arkadaşlarım bana iletti. Bugün Anadolu Ajansı bir haber geçmişti. Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğine dair. Evet. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bunu yalanlıyor. Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğine yönelik haberleri yalanladı diye bana şimdi yeni bir bilgi geldi. Bu ikircikli tutuma bir örnek daha çıktı karşımıza. Lavrov'un açıklamalarını programa girmeden önce ben de okumuştum. Önce o açıklama yaparken Amerika'ya yükleniyor. Amerika orada bir güç oluşturmaya çalışıyor diyor. Ondan sonra da bir soru üzerine de Rus askerleri çekilmedi diyor. Tabii şimdi çok da çektik. Taktiksel bir şey mi bu? Tabii taktiksel. Yani peki. Suriye'nin direni vururuz demesi gibi. Yani ne diyecek ki yani? Evet. Bunu biraz herhalde nasıl gelişecek ona göre bu okumalarda yapacağız. Şimdi Celalettin Bey, geçen Bakanlar Kurulu MGK önce yapıldı. Sonra hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ çok büyük riskler alacağız dedi. Ne demek bu çok büyük riskler? Ne tür riskler alacak? Şimdi demin de ifade ettik. Türkiye ne pahasına olursa olsun oldu bittilere karşı olacağını ifade ediyor. Fırat Kalkan operasyonuyla gerektiğinde askeri güç kullanabileceğini gösterdi. Afrin'le ilgili gerekli tedbirleri aldığını, bölgede konuşlandırdığını kuvvetlerine gösterdi. Ayrıca İdlib'de hem gösterdi hem başardı. Başardı. 3 tane gözetleme kulesini Rusya ile İran'la yaptığı anlaşmayla yaptı. Orada devam ediyor. Türkiye siyasi olarak, askeri olarak sonuna kadar oldu bittiye boyun eğmeyeceğini, buna izin vermeyeceğini gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum.
Yani biz askeri uzman değiliz ama herkes işte PYD'nin elindeki silahları konuşuyor da. Oradaki 5000-8000 arası PYD'linin Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında ben bir hükmü olduğunu inanmıyorum. Yani ellerinde ne tür silah olursa olsun, Amerika onlara ne silah verirse versin. Bizim esasındaki orada şu ana kadarki yapmak istediğimiz PYD'nin gücünden vesaireden çekindiğimiz değil. Türk Silahlı Kuvvetleri ifade edildi. NATO'nun ikinci büyük ordusu terör mücadelesi yapmış, PKK'nın şehir içi hendek savaşlarıyla mücadele etmiş bir ülke. Bizim oradaki karmaşık tablo PYD'nin maşa olması, masada işte Suriye'nin bulunması, İran'ın, Irak'ın, Rusya'nın ve Amerika'nın bulunması. Yani dün işte bizim Genelkurmay Başkanımız MİT Müsteşarı'yla Moskova'daydı, görüşmeler yaptı. Şüphe yok ki bütün bunların hepsi orada masaya yatırılmıştır. Açık kaynaklar da var. Ama akşam saatlerinde mesela Suriye dedi ki bir uçak şeyi olursa, hava harekatı olursa saldırı sayarız dedi. Dolayısıyla problem uluslararası birbirini sınama yarışına dönen bir alandan bahsediyoruz. Yani masada Amerika, Rusya karşılıklı herkes gücünü, niyetini bir satranç oynanıyor. Ve ben öyle zannediyorum ki kararlılığımızı gösterdik. Bakın bu çok önemli. Oldu bittiye boyun eğmeyeceğiz dedik. Ama diplomatik kanalların da şu an itibariyle de ben devam ettiğini düşünüyorum. Yani Türkiye aşiret devleti değil. Bugün bakanların açıklamaları da öyle. Yani bizi Irak'la, Suriye'yle karıştırmayın. Yani biz Birleşmiş Milletler'in üyesiyiz, NATO'nun üyesiyiz. Yani köklü bir ülkeyiz diye şu anda. Ama Amerika'ya, dünyaya kararlılığımızı göstermemiz lazımdı. Gösterdik ve yapılan manipülasyonlara karşın dikkat edin. Şu son 10 gündür biz değil Amerika birbirine çelişkili belki 10 kere açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet. Önce kuracağım dedi. Sonra ya yanlış anlaşıldık dedi. Arkasından Amerika yetkili bir açıklama yapma zorunluluğumuz var Türkiye'ye dedi. Bakın bunlar yakın tarihte olabilen işler değil. Şöyle bir şey oldu galiba. Olabilen işler değil Celalettin bunlar. Bey, şöyle bir şey oldu. Şimdi geçen haftayı biz hep şöyle geçirdik. Vurduk vuracağız eli kulağında. Yani Cumhurbaşkanı öyle cümleler kullandı ki dedi. Yani teröristlerin üniformasındaki o rozetini al ki onlarla birlikte toprağa da o rozetleri de o toprağa gömmeyelim. Bayrakları da size teslim etmek zorunda kalmayalım. Dedi. Şimdi şey arttı bir de Genelkurmay Başkanı NATO toplantısına gitti. O da çok net bir şekilde bu şeye silahlandırmaya, sınırda 30 bin kişilik ordu kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine bunu gördü ve o ilk açıklamayı yuttu ya da tevil etti. Başka yerlere çekti. Biraz sanki zaman kazanıp Türkiye'yi bir yatıştırma gibi bir şeye yöneldi. Amerika Birleşik Devletleri bir politikaya yöneldi ama bu ne kadar inandırıcı, ne kadar gerçekten geri adım attı ya da atacak? Burası önemli herhalde. Şimdi bakın orada Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını birkaç pencereden okumak lazım. Birincisi bu kadar ciddi bir konuda duyarsız olmadığımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci elden ifade etmesi lazım. Kararlı olduğumuzu. Bütün gücümüzü kullanabileceğimizi masadaki tüm aktörlere, sadece ABD'ye değil, yani Rusya'ya da öbürüne de. İki, PYD'ye bu mesajı vermek gerekiyor. Yani halkı rehin alan, işte Amerika'nın verdiği silahlarla, 13 yaşındaki çocuklarla devlet kuracağını vesaire düşünen, Amerika'nın Barzani'yi yolda bıraktığını unutan, tamam mı? Evet. Bir mazlum Kürt halkını Amerika'nın enstrümanı haline getiren PYD'ye bu mesajı vermek gerekiyordu. Yani sizin elinize verilen o silahlar, yanınızda sizi eğiten o Amerikalı askerler sizi kurtarmaz. Üçüncü okuması Cumhurbaşkanımızın net ifadeleri, askerimize bir moral vermek gerekiyor. Yani ciddi bir operasyon hazırlığı yapıyorsan askere moral vereceksin, kararlarını belirteceksin, tarih yazacaksınız diyeceksin. Bu milletin, seni besleyen bu millete bir borcun var. O gün gelmek üzeredir diye motivasyonu artıracaksın. Halkı da psikolojik, halkı da hazırlayacaksın. Yani şeyi, bu çok bilinçli bir yapılmış şeyler diye düşünüyorum. Büyük riskler alacağız cümlesinin içini nasıl dolduracağız? Nasıl? Büyük riskler alacağız. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ. Bunu nasıl okumalıyız? Yani hangi riskleri göze alacağız? Askeri riskleri alacağım diyor. Yani bunun şeyi o. Diplomatik her yolu deniyorum.
Birleşmiş Milletler'e gidiyorum, NATO'ya gidiyorum, Amerika'yla görüşüyorum, Rusya'yla görüşüyorum, Astana'ya gidiyorum, Soçi'ye gidiyorum, Putin geliyor, ben gidiyorum, İran'la görüşüyorum. Ama arkadaş, eğer en son askeri seçenekten başka bir şey koymazsanız bize, biz o riski de alacağız. Çünkü savaş kolay bir iş değil. Bakın yani milletin yanıldığı, büyük kimse savaşı istemez. Ya, kimse mi? Savaşı istemez. Yani hiçbir insan savaş ister mi? Evet, ama evet. Ama mecbur koyarsanız bizi, bakın bizi mecbur koyarsanız, bu milletin böyle bir askeri var, böyle bir ordusu var, varız diyebilmek çok önemli. Çünkü orada dediğim gibi 13 yaşındaki çocukların eline o modern silahlar verilerek tahrik ediliyorlar. Yani sana karşı tahrik ediliyor. Evet. Bugün çok açık ortaya çıktı. PKK, PYD, DAEŞ'e karşı konuşlandırılmış bir yani güç değil. Sen oraya gitmediğin zaman onlar sana geliyor. Sana geliyor zaten. Hazırlıyorlar ve bu PYD kesinlikle DAEŞ'e vesaireye karşı konuşlandırılmış bir birlik değil. Esed'in güvenliği için hareket ettiler 2011'den beri. Önce bunu konuştum ben size, anlattık. 2011'de Kürt çocukları Esed'e karşı yürüyüş yaparken anlaştılar. Esedci yaptılar çocukları. Şimdi ondan sonra da DAEŞ vesaire işin görünür tarafı, bize karşı çocukları eğitiyorlar. Evet. Yani buna karşı da duyarsız kalmadığımızı ifade ediyoruz ve mücadele ediyoruz. Peki. Burak Bayraktar bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii. Yani yurt dışı operasyon başlı başına büyük bir risktir. Bu mu? Bundan mı ibaret? Yani. Büyük. Burak ne diyorsun? Büyük riskleri alacağız. Yani burada Amerika'yı karşımıza alabiliriz. Ben de öyle okudum açıkçası. Evet. Yani burada Türkiye'nin şimdi varlığı söz konusu, bekası söz konusu. Siz benim 40 yıldır savaştığım bir terör örgütüne 4000 tır silah veriyorsunuz. Bunu meşru zemine çekiyorsunuz. Büyük Amerikan gazetelerinde, magazin dergilerinde bunların propagandasını yapıyorsunuz. Demek ki çok da konuşacak bir şey yok. Ben gücü kullanırım, bunun bedelini de öderim diye okuyorum ben. Yani Amerikalı askeri, Amerikan askeri karşıma çıkardı, ölürse ölsün. Bir o NATO bir de... var, incirlik var. Yani ha, ne demek? Masaya yani, yatırabileceğin İncirliği boşaltırız. Yani son günlerde bu bile konuşuluyor biliyorsunuz. Yani ben sana üs vermişim. İncirlik şu kadar yıldır orada konuşlanmışsın. Ben NATO üyesiyim. Dostuz, müttefikiz. Teorik olarak NATO'nun sınırları bizim orası, şu anda bizim sınırlarımıza, NATO sınırlarına terör örgütünden orayı güç oluşturmaya çalışıyorsun. Normalde NATO'nun koruması, koruması lazım. Yani. Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla bu çelişkilere Türkiye çok ciddi tespitlerle halkı da aydınlatıyor, dünyayı da aydınlatıyor. Diye. Ya ben biraz şöyle anladım. Yani açıkçası Amerika asla dokundurtmam diyor. İşte Fırat'ın doğusuna bir ara Anadolu Ajansı yayınlayınca bayağı bir küplere de binmişlerdi. 12-13 tane üs kurdular, evet. Fırat'ın doğusuna. Ve oradaki YPG oluşumuna Türkiye'nin müdahale etmesini önlemek için tehditlerde bile bulundu Amerika. Şimdi büyük risk alırız cümlesini ben biraz buraya oturturum. Gelirim, orada vururum. Evet. Buna sen nasıl karşılık verirsen de ben bunu göze alıyorum gibi, evet. Ben anladım mesela. Şimdi ben bir de şunu ben de aynı şekilde anlıyorum. Bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi Amerika çok yüksek perdeden konuşuyor. Tehdit ediyor. Türkiye'yi caydırmaya çalışıyor bu söylemle. Fakat ne zaman ki Türkiye kararlılık gösteriyor, askeri gücü kullanıyor, geri adım atıyor. Bu aslında Amerika'nın buradaki zafiyetini gösterir. Yani belki de Sayın Cumhurbaşkanı o zafiyeti gördü. Onun üzerine de gidiyor olabilir. Yani ben tetiği çekerim. YPG'yi vursa, Fırat'ın doğusunda bile vursa Amerika bir şey yapamayabilir. Yani şimdi şöyle bakmak lazım meseleye. Ya bir tercih yapacak olsun diye fiilen. Tabii, öyle mi? Tabii. Yani şimdi Türkiye'yi Amerika karşısına alabilir mi? Bence alamaz. Soru bu zaten. Şimdi, buraya çıkıyor. Bence alamaz. Rusya alabilir yani mi? Yani YPG'ye rağmen karşısına alabilir mi diye sormak lazım onu. Bence şimdi biz bu meseleyi Amerika, Rusya, Çin küresel mücadelesini tam olarak anlamadan, yani bizim buradaki kavga nereye oturuyor, yaptığımız analiz eksik kalır. Şimdi biz Türkiye bu rekabette Türkiye'nin alacağı karar çok hayati bir karar. Yani biz bugün kapıları kapatırsak mesela Rusya'ya, Rusya'yla kavga edersek ne olur? Tabii ki
çok sıkıntı çekeriz. Yani bir dengedir. Çünkü Türkiye Batı ile ilişkilerde Rusya'nın olması bir dengedir. Bunun nasıl olduğunu gördük. Ama Rusya kaybeder. Yani Rusya şu anda Türkiye sayesinde Doğu Akdeniz'de rahat ediyor. Düşünün yani 300-400 yıllık Petro'nun sıcak denizlere inme hayalini bugün Putin gerçekleştiriyor. Nasıl? Kırım üzerinden ve Türkiye'nin yardımıyla. Türkiye burada bir sıkıntı çıkarttığı anda bu politika çöker. Rusya'nın Suriye operasyonu falan yürümez yani. Burada çok sekteye uğrar. Amerika açısından bakalım. Eğer Türkiye Rusya ile çok iyi olursa, çok ilişkileri geliştirirse, Türkiye NATO'dan çıkarsa NATO'nun güney kanadı çöker. Ve Rusya, İran, Türkiye, Doğu Akdeniz'de bizim hani şiirlerde denir ya at başı gibi Anadolu, bu Rusya ile beraber Süveyş'e de baskı yapar. Buradaki Batı hegemonyasını çok ciddi zedeler. Şimdi, o yüzden vazgeçemez Amerika'dan. O yüzden ikisi de vazgeçemez Türkiye'den. O yüzden geçtiğimiz bu Hümeymin'e saldırı olduğu zaman hani denildi ya arkasındaki ülkeleri biliyoruz. Herkes de evet. Türkiye falan Putin dedi. Sonra Putin dedi ki Türkiye yok. Türkiye yok Türkiye'yi ve kim olduğunu biliyoruz dedi. Evet. Şimdi orada Türkiye'yi ayırıyor. Bugün geriye bir ülke kalıyor o zaman. Ukrayna ve Amerika dediler sonra. Amerika. Yani Ukrayna'da yapıldı ama Amerikalılar yani o Ukrayna kılıfıyla yaptılar diye iki ülkeyi işaret ettiler. Şimdi burada bence Türkiye çok iyi bir konjonktür yakaladı aslında. Evet çok riskli ama hani bazen de o riski almak lazım. Şimdi Amerika 30 bin PYD'liye silah veriyor. Bir ordu kuracak, sözde bir ordu kuracak. İşte bugün Genelkurmay'ın yayınladığı fotoğrafları görmüşsünüzdür. Az önce Sayın Hocalarım da söyledi, Sayın Valim de söyledi, Ekilim de söyledi. Çoluk çocuk, yani şeyde Cem Yılmaz'ın Gora filminde bir sahne vardı hatırlıyor musunuz? Bu ilk uzaylılar kaçırdığı zaman yanındakinin şeyini alıyor, böyle ışın kılıcı gibi. Komutan geliyor diyor ki el feneriyle bizi mi öldüreceksin? Yani onu kılıç zannettiği şey el feneri. Evet, evet. Şimdi yani PYD çok da gözümüzde büyütmememiz lazım. Yani bunu Türkiye'ye karşı kullanabileceği, buralarda büyük işler yapacağı bir ordu falan yok bence yani. Burada biraz algılara, imajlara oynuyor. Ama ısrarla dokundurtmadı Amerika bugüne kadar. Ama biz dokunduk aslında. Hep DAEŞ'e odaklanın dedi. Dokunursak ne olacak? Risk burada herhalde. Karakoç'ta ve Karaçok'ta ve Sincar'da dokunduk aslında. Sincar şeyde kalıyor tabii. Irak'ta kalıyor. Irak'ta ama kalıyor. Karaçok, ama Amerikalıların yanındayken Türkiye operasyonları yaptı. Evet. Tabii. Yani şimdi dokunacağız ama. Bence ve şu anda dokunmamak yok öyle. Şeye bakıyorsunuz. Zaten sıkıntı oradan kaynaklı özür diliyorum. Şimdi son haberlerde görmüşsünüzdür Tel Abyad'da yine bir çatışma olduğu söyleniyor Akçakale'nin karşısında. Biliyorum, evet. Şimdi orada da Türkiye bence biraz burayı taciz ediyor. Belki hem Afrin'e bunlar hareketlilik olmasın, biraz gücü burada tutalım diye. Ama aynı zamanda Amerika'ya da bir meydan okuma var. Yani bu Fırat'ın doğusuna da Türkiye bence hamle yapabilir. Ve Amerika'nın... Bir sağ gösterip sol vurma... Yani orada bir kağıttan kaplan durumun olabilir diye düşünüyorum ben. Yani o PYD tamam şu anda Amerika sayesinde çok ayakta duruyor ama Amerika'nın çok söylem yükseltmesi de bence bir şeyleri kapatmaya yönelik diye düşünüyorum yani. Evet, çok enteresan. Burada özür diliyorum Sayın Valim. Buna eklemek istediğim bir şey var. Yani Sayın Valim de altını çizdi. Bora Bey de altını çiziyor. Kimse, yani ben başta kendim için söyleyeyim. Kimse o gücü falan büyütmüyor. Yani bir yanlış anlamışlar var ya, çok büyük 30 bin asker olacakmış da efendim bu kadar silah. Bakın, tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Operasyon başladığı an çil yavrusu gibi dolacaklar. Başladığı an. Yani şimdi Bora Bey'in de söyledi o algı. Yani biliyorlar bunu böyle olacağını da. Ya bir başlatmasak. Mesela bir başlatmasak diye. Kerkük'te nasıl yani? Başlaması korkutuyor. Başladığı an. Şey yapamayacağız diye mi korkuyorlar? Başladığı an. Uçak savar, tank savar. Siz de zaten sordu uçak savarlar. Uçak oradaki ellerindeki uçak savarları da biliyoruz. Alçak irtifada. Daha doğrusu helikopteri için. Ancak o da çok benzinli. Alçaktan uçarsa F-16'ya yetişemiyor, değil mi? Hiç olmaz. Biz F-16'larımızı girer
girdiğimiz anda da karşıda bir şey kalmayacak. Bakın. Ve şöyle ben sosyal medya hesaplarına bakıyorum bu terör örgütü mensuplarının, yandaşlarının. Sürekli böyle bir şey, batıya çağrı var. Tabii. Yani Türkiye bizi vuracak, evet. Batı yardım sessiz edin. Kaldı. İmdat. Amerika sessiz. Tabii. Yani, SOS veriyor. Tabii yani bu... Amerika'nın o şeyi de o, dokundurtmam olayı da o. Evet yani bu bir hani direnç gösterecek bir şey, ruh haleti, ruhiye yok yani. Bizi kurtarın, bizi yardım edin çağrıları var. Suriye'nin de çok mızmızlanmasına takım olmak lazım. Özür diliyorum hocam. Şimdi biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız ve korunması gerektiğini söylüyoruz. Yani bugün o bölgeyi biz temizlediğimiz zamanda da... Valla biraz Rusya ne yaparsa herhalde ona göre... İşte böyle bir mızmızlanma gerekiyor. Otur diyecek otur, kalk diyecek kalk yani. Falan biraz öyle bir şey. Bir cümle siz de söylüyordunuz. Onu araya girip devam edeceğiz zaten. Ben tekrar edeceğim. Yani... PYD'nin, PKK'nın düzenli savaş yapabilecek bir mecali yok. Yani bunu Türkiye'deki mücadelede de ortaya çıktı. PKK pusu, bombalama, EYP vesaire. Öyle bir müsait değil. Yani düz bir bölge. Ama bir şey var esasında konuştuğumuz, yani PKK'nın bir alet olduğu, uluslararası gibi o çok gözüküyor da, bir başka şanssızlık tarihin yeniden yazıldığı dönemde, üzerinde altını çizerek söylenmesi gereken olursa, Amerika'daki durum. Yani Amerika Başkanı şu anda bunamış diye sağlık kontrolüne gönderiliyor. Pentagon, CIA ile beraber çok ciddi iç savaş var. Amerikan derin devleti başkana rağmen iş yapıyor. Dikkat edin, geçenlerde sıkıntı çıkarttıklarında Trump bizi aradı. Dedi ki Türkiye NATO'nun üyesi için. Adam o kadarını düşünüyor. Yani orada bir PKK var ama Türkiye'de Türk NATO'nun üyesi, dostumuz diyor. Fakat onun açıklamasından sonra bakıyorsun o derin devlet dediğin Amerika'daki, Pentagon'un içindeki, CIA'nın içindeki adamlar başka telden çalıyorlar. Bu kadar çelişkili açıklamaların çıkması, bu kadar çelişkili politikaların gelişmesi Amerika'daki bu özel durumun da etkili olduğunu düşünüyorum. Peki. Devam edeceğiz. Bir cümle söyleyin, öyle gidelim araya. Yapılacak operasyonun başarısı Amerika'daki durumun yani kötülüğünden dolayı küçültmemek lazım. Yani Amerika, Amerikan başkanları ve hep projedir biliyorsunuz. Amerikan devletine karşı bir operasyondur. Ve Allah'ın izniyle, Rabbimizle, güvenlik güçlerimizle, güçlerle başarıyla andımızın akıllı çıkacağız diye düşünüyorum. Peki. Araya gidiyoruz. Dönüşte yine sınıra döneceğiz. Orada ne olup bittiğini anlamak için. Ve elbette stüdyoda da bu konu artık an meselesi olduğu söylenen Afrin Membiç operasyonu, bütün bunları tekrar kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz aradan sonra. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak'ta başlayacak an meselesi denen Afrin operasyonunu konuşuyoruz, ele alıyoruz. Şimdi tekrar sınır bölgesine döneceğiz. Bu konularda hem deneyimli, uzmanlığı da olan bir isim, sahayı da iyi bilen bir isim Abdullah Ağar. Güvenlik uzmanı telefon attığımızda. Abdullah Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Biz sakıncası yoksa da... hangi civarda olduğunuzu sorayım mı? Yoksa eğer sakıncası varsa sormayabilirim de. Yok, hayır. Şu an hareket halindeyiz. Cille gözündeydik biraz önce. Şu Reyhanlı civarındayız. Evet. Evet. Yani Reyhanlı dediğimiz yer bu muhtemel operasyonun da yönetildiği belki ya da çok... yakın evet. Bir konum değil mi bu muhtemel Afrin? Yani şu anda Reyhanlı bizim sınırdaki belki en güneydeki uç olarak tanımlayabileceğimiz yani İdlib'le Afrin arasındaki kontrol noktalarımızın oluşturulduğu komşu alan. Hemen biraz daha ilerisinde Kırıkan ve Fas'ta ve bu alanda zaten Mehmetçiğimiz Kilis'e doğru olan alanda konuşlanmış durumda. Bir diğer tarafıyla tabii Aziz Mari hattı var. Yani oradan orada Mehmetçiğimiz var. Şu an Suriye'nin içerisinde İdlib'de Afrin arasındaki alanda Mehmetçiğimiz var. Ve sınır boylarındaki bütün alanlarda Mehmetçiğimiz var. Şu an bize bütün bu alanlardan olası tespit edilen hedefler bir şekilde ateş altına alınmış durumda. Öte tarafıyla da özellikle hani bilgiyle ilgili diğer kaynakların ifadesini söylemek gerekiyor. PKK orijinli kaynaklardan gelen işte çatışmaların başına dair bazı bilgiler var. Bir diğer tarafıyla da Avrupa'daki bazı haber ajanslarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
harekatı başlatmasına dair bazı bilgiler ve iddialar var. Ama bütün bunların hepsinden öte yana tabii biz üzerimize düşen görevi vazifeyi yerine getirerek Silahlı Kuvvetlerimizin kendi yapmış olduğu resmi açıklamayla beraber bütün bilgi kepiklerinden kurtulacak şekilde sabırlı bir bekleyiş içerisindeyiz. O zaman peki şunu hani hem bilginize ve gözleminize sahadaki dayanarak soruyorum. Bu iş an meselesi noktasında mı? Yani bu gece başlayabilir mi mesela? Şimdi ben bu işin başlamış olduğunu daha önce yani 2-3 gündür yapmış olduğumuz programları zaten ifade ettim. Tabii şöyle bir beklenti var. Yani Mehmetçik yani gerek postanlarıyla gerekse tankların paletleriyle PKK'nın bulunduğu alanları çiğnemeye başladı mı? Tabii yani buna dair bir şey var, yani beklenti var. Açıkçası bunun ben eli kulağında olduğunu, hatta bununla ilgili erken safhaların devreye girmiş olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki şunu da sorayım size Abdullah Bey. Yani muhtemel riskler, tabii biraz daha sanıyorum Elbab'a göre zor bir coğrafya. Afrin bölgesi engebeli bir arazisi olduğunu biliyoruz. İşte Amanosların bir ucunda orası yer alıyor. Askeri riskleri açısından bu operasyonu nasıl değerlendirirsiniz? Çok endişe verici tarafları var mı bu operasyonun? Şimdi bütün askeri harekatların kendine özgü zorlukları, bununla da beraber kolaylıkları vardır. Yani bunu belirleyen temel parametre de karşınızda mücadele etmiş olduğunuz terörist ulusun ortaya koymuş olduğu dirençtir. Aslında bütün ülkelerin, yani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ve kıta Avrupa'sının ortaya koymuş olduğu reflekslerde de temel bu parametre direnci noktasını oluşturacak. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bir mücadele konsepti, bir irade ortaya koyacak. Bu iradenin karşısında PKK bir direnç üstlenmeye çalışacak. Bütün her şeyi etkileyecek. Yani buradaki ortaya çıkacak mücadeledeki sonuçlar veya mücadeledeki evreler bütün ülkelerin, yani bölgeye müdahale olan ülkelerin siyasetlerini ve sahadaki ortaya koyacakları doğrusal ve asimetrik etkileri belirleyecek. O yüzden açıkçası sadece Afrin'in geleceğiyle ilgili değil, bütün Suriye'nin, hatta bütün coğrafyanın geleceğiyle ilgili çok önemli bir harekat. Yani baktığınız zaman sahada tam anlamıyla Kıbrıs'a peyambetin soktuğu, kanın gövdeye götürdüğü pek çok olay var. Bu olaydan hiçbirisi Türkiye'nin şu an ortaya koymuş olduğu harekat kadar konuşulmadı ve önem taşımadı. Çünkü Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'sı veya diğer bölgeye müdahale olan ülkeler, Türkiye'nin yapmış olduğu en küçük hamlelerin bile coğrafyanın geleceği açısından büyük bir değer taşıdığı farkındalar ve ona göre davranıyorlar. Yani şu ana kadar 650 bin tane insan ölmüş Suriye'de. 2 milyondan fazla insan Irak'ta hayatını kaybetmiş. Bununla ilgili doğru düzgün bir açıklaması olmayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok siyasi karar vericinin bugün herkesin Afrin'deki sivillerin can derdine düştüğünü görüyoruz. Evet. Bir diğer tarafıyla yani çok bilgi kedilerin devreye girdiğini görüyoruz. Çok ciddi anlamda Türkiye'deki mücadeleyi besleyecek ve destekleyecek olan Türk toplumunun, yani halkın oluşturmuş olduğu derinliğin inceltilmesi için, sığlaştırılması için Türk halkının bir şekilde bilgi kirliliği üzerinden zihne sızılmaya çalıştığında ve kendi içerisinde etkinliğinin, yani birlikte beraberliğinin bozulmaya çalıştığına dair erken emareleri görüyoruz. Yani o yüzden açıkçası her alanda zorlu bir harekatla karşı karşıyayız ama Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimiz bunu mutlaka aşabilecek irade ve güce sahip. Yani bunu da ifade etmek istiyorum. Anlıyorum. Şimdi yani burada, buyurun. Yani çok iyi anlıyorum. Yani orada kan gövdeyi götürüyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Gık çıkarmıyorlar. Gık demiyorlar. Ama Türkiye bir şey yapmaya başlayınca, niyetlenince kıyameti kopartıyorlar. Özetle söylediğiniz bu. Bir şey daha Abdullah Bey, yine kendi deneyiminizden yola çıkarak merak ediyorum. PKK'nın ya da YPG'nin, PKK'nın da diyebiliriz, mukavemet gücü ne kadar, hani direnç dediniz biraz önce, ne kadar direnç gösterebilir, ne kadar
bir güçleri var orada. Yani bu operasyonun zorlukları açısından bu anlamda çok ciddi risk görüyor musunuz? Şimdi öncelikle bir tespitte bulunmak gerekiyor. Afrin'de değişik kaynaklar, değişik bilgiler üretseler de yani benim sahadan konuştuğum insanlar yaklaşık 250 bin civarında insan olduğunu söylediler. Şimdi bu insan popülasyonunu yaklaşık %58'inin Arap olduğu, %42'sinin Kürt orijinli olduğu, bir kısmı da Türkmen unsurları olduğu. Öte tarafıyla da Kürt unsurların içerisinde Kırmançı lehçesiyle konuşan İzlilerin olduğu ifade edildi. Yani burada PKK'nın üzerinde etki üretmeye çalıştığı ve bu etki üzerinden direnç üretmeye çalıştığı yapının bir kere etnik anlamda parçalı bir karakteri var. Ve burada PKK'nın ortaya koymuş olduğu zorbalıklar var. Yani her aileden 18 ila 36 yaş arasındaki insanları zorla askere alıp buradaki mevzileri, siperlerin hendekleri içerisinde soktuğuna dair bilgiler var. Bu ise evet. PKK'nın üretmiş olduğu en önemli zafiyetlerden bir tanesi. Zorbalık var. Ve bu noktada ortaya koymuş olduğu ideolojiyle halkın taşımış olduğu kimya, yani inanış kimyası arasında büyük, büyük anlamda farklılıklar var. Bir diğer tarafıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bu psikolojik harekata yönelik dağıtmış olduğu, atmış olduğu bildirilerde veya atmış olduğu telefon mesajlarında bir kere halkla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dost olduğuna dair detaylar, enstrümanlar var. Öte tarafıyla PKK'nın coğrafyada yapmış olduğu çok büyük bir tahkimat var. Yani kilometrelerce hendekler kazdığını, dehlizler oluşturduğunu, tüneller oluşturduğunu, bu tünelleri tahkimatla beslediğini, önüne bir takım engeller oluşturduğunu, bu engelleri işte başta Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen silah ve teçhizatlar ve mühimmatlar olmak üzere kendisi temin etmiş olduklarıyla beraber bir ateş desteğiyle korumaya çalışacağı gözüken bir fotoğraf. Öte tarafıyla bunda bir kademelenme üretmiş durumda. Yani sadece bir hat değil, kademeler mevcut. Yani bir hatta tutunamazsa geride kalan bir hatta tutunmaya dair takım çalışmalarını ortaya koyduğunu görüyoruz. Öte tarafıyla dağlık alanlar söz konusu. Bu dağlık alanlarda üretmeye çalıştığı direnç noktaları var. Bu direnç noktalarının işte arazi arızalarının yasladığına dair fotoğraflar görüyoruz. Diğer tarafıyla meskun mahallelerde çatışma sistematik de geliştiğine dair temel öngörüler var. Yani peki. Bütün bunların hepsi bir araya geldiği zaman şunu her türlü tahkimatı, silah yığınağını yapabilir. Ama burada asıl olan ortaya koyacağı dirençtir. Yani bir anda da çözülebilir, aylarca da sürebilir. Anladım. Çok... Yani buna dair dinamiği şu anda bununla ilgili tahminler ortaya koyabiliriz. Ama hani yanılacak bir cümle kurmamak adına ben açıkçası 3 günde sürebileceğini yani bir ihtiyat payı bırakmak lazım diyorsunuz. Yani hayır, bu sahanın dinamikleri belirleyecek. Bir diğer tarafıyla şu an saha çok ağır. Yani burada yaklaşık 36 saat boyunca hiç durmaksızın yağmur yağdı. Şimdi bu yağmurdan dolayı arazi, yani bu coğrafyanın arazi çok yumuşak. Çok, yani tam anlamıyla bataklığa dönüşen arazi kesimler var. Bunlar yapılacak harekat açısından veya yani PKK'nın unsurlarının da çok yoğun etkilendiğini görüyoruz. Yani o mevzilerde, hendeklerde, işte dozer, gray şeylerde, kepçelerle açılmış o şeylerde bekleyen insanların 36 saat yağmur altında beklemesinin onlar açısından bir anlamı var. Peki. Hatta son bir şey soracağım. Son bir şey soracağım. Kısa bir cevap alabilirsem, sizin de çok vaktinizi almayayım. Bir hava operasyonu bekliyor musunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin? Hava harekatı. Evet, hava harekatı. Yani bununla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan resmi bir veri yok. İşte Ruslarla ilgili Rus askeri çekildiğine dair çelişkili bilgiler mevcut. En son işte Lavrov'un hayır çekilmediler, yerlerinde duruyorlar tarzında yapılmış açıklamalar var. Bununla birlikte işte Nubuz Zehra'da yoğunlaştıklarına, oraya tutulduğuna dair bilgiler var. Şimdi bunlar hepsi bir tarafıyla yani o kirli bilgilendirmeye hizmet etmek açıkçası yani sonuçta devletler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde şekillendi, kendini belli etti. Yani sonuçta Türkiye gerek hava harekatıyla ilgili imkan ve kabiliyet bulsun, gerekse bulamasın, bir irade ortaya koydu ve bu irade
tecelli edecek. Yani ümit ederim Rusya ile bir anlaşma noktasına gidilmiştir. Bir cihet ortaya çıkmıştır. Eğer bu cihet ortaya çıkmamışsa açıkçası yani bizim için harekat daha zor olacak ama yapılamayacak bir harekat değil. Yani sonuçta bizim eğer bu operasyon hava kuvvetleri kara unsurlarımızı desteklemeyecekse ateş destek vasıtalarımız var. Yani bu yapacağımız harekatı destekleyecek karasal ateş destek unsurlarımız var. Yani bunları gerekli olduğu zamanlarda kaydırarak gerekli etki üretebileceğimiz düşünüyoruz. Bir diğer tarafıyla zırhlı birliklerimiz zaten devrede. Onların ortaya koyacağı hareketli ateş desteği her şeyden çok daha önemli aslında. Yani hava kuvvetlerindeki konsept olarak başka olsa bile taktik alanlarda en çok ihtiyaç duyacağımız ateş desteği zaten yanı başımızda. Bir diğer tarafıyla da şöyle bir cümleyi de kurmamız gerekiyor. Bizim elimizdeki kullanmış olduğumuz akıllı mühimmatların 42 millik menzili var. Yani bu 80 kilometreye denk geliyor yaklaşık. Yani biz kendi hava sahamızdan dahi yapmış olduğumuz atışlarla beraber Afrin bölgesinde PKK hedeflerini vurabilecek imkan ve kabiliyete sahip. Bu çok yani önemli. O yüzden evet. Hani buna çok takılıp kalmamak gerekiyor. Rus desteği verecek. Burada önemli olan bizim Ruslarla ve Amerikalılarla karşı karşıya kalmış olduğumuz pozisyonlarda üreteceğimiz irade. İrade Mehmet Bey. Yani benim evet. için en önemli olan fotoğraf budur. Yani ve doğal olarak diğerlerini üretici diğer yani Amerikan ekseninin, Rus ekseninin veya diğer bölgeye müdahale olan bölgesel eksenlerin bizim harekat sırasında ortaya koyacakları tavırlar yani taktik anlamda üretecekleri pozisyonlardan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, evet doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Size kolaylıklar diliyorum bulunduğunuz bölgede. Sağ olun. Stüdyodaki arkadaşlara da saygılar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi yani önemli bir şey de söyledi. Burada işte Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı eğer Türk uçakları gelir saldırırsa biz de kilitler indiririz, düşürürüz bu uçakları gibi bir tehdit savurmuştu. Abdullah Ağar'ın son bölümde söyledikleri yani sınırı aşmadan Suriye hava sahasına girmeden de savaş uçakları oradaki hedefleri vurabiliyor. 60-65 kilometreye kadar vurabiliyoruz. Havadan. Tabii. Yani F-16 kalkıyor. Kalkıyor. Atıyorum işte Reyhanlı'dan Civre Gözü'nden 80 atıyor. Kilometre diyor. 80 ama 40 evet. mil. O anda işte 40 mil ya yaklaşık 60'a gelir. 60-65'e falan gelir. Cilve Gözü'nden tam Cilve Gözü'nün yanından geçerken atar gider. Yani o potansiyelimiz var Türk olarak. Başladı yani demeyeyim diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklayana kadar diyor ama galiba Batı'da bazı Batı yayın kuruluşları harekatın başladığını haber vermeye başlamış. Orada bir ihtiyat payı koydu ama Topçu ateşiyle de Batı'daki yani bilmeden konuşmaz. Yani harekat ölçülü başladı. 3 gündür başladı diyorum diyor. Bu yönde haberler de çıkıyor diyor. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasını beklemek gerekir diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de başladıktan sonra uygun bir zamanda açıklama yapar herhalde. Başladık açıklamasını bekleyebiliriz o zaman. Yani dün akşam saat işte atıyorum yarın sabah bir açıklama da izleyebiliriz. Yani dün akşam saat 00:01'de girdik de diyebilirler yani evet. O topçu atışıyla beraber. Şimdi tam zaten sizin araya gitmeden önce sorduğu veya ihtiyat payı bıraktığı bizden de çok beklediği bir cümleniz var. İşte çok büyük riskler ne? Ona bir şey ekleyebilir miyim? Çok büyük riskler evet. Yani, çok büyük riskler alacağız dedi. Alacağız. Şimdi Bekir Bozdağ'ın o cümlesinden dolayı siz de bizden böyle işte zorla bir şeyler koparmaya çalıştınız ama kafanızdaki düşünceniz şuysa biz Amerika'da yani Amerika'nın şu anda kötü bir şey söylemeyeyim ağzımdan da katilleriyle mücadele ediyoruz ama yani peki dokundurtmam dedi. Dokunduğumuz zaman ne olacak? Amerika mı karşımıza çıkacak? Amerika bu coğrafyada bizim karşımıza çıkamaz. Evet, bunun, Bora da aynı şeyi söyledi. Yani bu anlamda. Stratejik olarak Bora Bey söyledi. Ben askeri olarak da çıkamayacağını net söylüyorum. Şimdi bana bir bilgi geldi bir yerden. Bu hani Lavrov çekilmedik Afrin'den. Evet. Anadolu Ajansı bir haber yapmıştı bunun üzerine. Şöyle bir şey yani bir 17 kilometrelik Türkiye sınırından içeri doğru harekatın kapsam alanı
yani Türkiye sınırından 17 kilometre. 17 kilometrelik bir hattan burada sökülüyor. Burayla ilgili bir mutabakat olduğu, bu bölgenin operasyon alanı olduğu 17 kilometrelik bölgenin ve Rusların da buradan yani bu operasyon alanından çekildikleri yönünde bir kaynağımdan haber geldi, öyle söyleyeyim. Evet, odur o kaynağı, yani o haberi ben de duymuştum. Fakat zaten siz de çok iyi biliyorsunuz, programlarda da söylemiştik. Amerika'da Elbap operasyonunda, Fırat Kalkanı harekatında 20 kilometre aşağı inmeyin demişti bize. Efendime söyleyeyim, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da işte buradan sonrasını yapmayın dedi ama biz girdikten sonra temizlemeden çıkmayız diye düşünüyorum. Celalettin Bey, Amerika yani ne yapar? Yani şimdi bu operasyon YPG fiilen hedef olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri belki Fırat'ın doğusunda da bu hedefleri vuracak. Siz de mutabık mısınız? Yani Türkiye eğer gözünü karartıp bu örgütlere dönük bir savaş açarsa diyelim, müdahale ederse, operasyon yaparsa, harekat düzenlerse, her edersek diyelim, buna cevap verir mi Amerika? Yani Amerika'nın çılgınlık yapmaması gerekiyor. Yani baştan beri konuştuğumuz konu, Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi. Amerika'nın bir 40-50 yıllık tarihini inkar etmesi anlamına gelir Türkiye ile savaşması. Zaten karizmayı çizdirdi. Yani bir NATO ülkesine karşı terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülke konumunda. Dahası şu andaki başkanın ifadesiyle DAEŞ'i de Obama kurdurdu, biz kurduk diyor. Yani Amerika, bakın şu anda... Üç kere söyledi onu herhalde. Uluslararası alanda, biz Aralık ayında ben iki toplantıya katılma imkanım oldu. Birisi uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Rusya'da Duma Meclis Başkanı'nın davetiyle gidildi. İkincisi de Pakistan'da terörle mücadele ile ilgili 6 ülkenin katıldığı. Çin'in, Rusya'nın, Pakistan'ın, İran'ın, Türkiye'nin katıldığı 2 toplantıya katıldım. Pakistan'a meclis başkanımızla katıldık. Rusya'ya ben gönderdim. Sayın meclis başkanımız beni gönderdi. Şimdi uluslararası alanda artık açık toplum, Amerika çok deşifre oldu. Tabiri caizse kral çıplak. Duma meclisinde 48 ülke var. Uyuşturucu ile ilgili bir toplantı. İran Meclis Başkanı çıktı kürsüye Duma Meclisi'nde. Bütün salon dolu ülke delegeleriyle. Dedi ki bu Amerika dedi Suriye'de, Afganistan'da terörle mücadele adı altında köylerdeki düğün merasimlerini vuruyor dedi. Fakir köylülerin yaptığı düğün merasimlerini Suriye'de, Afganistan'da dedi bombalıyor dedi. Bunu dünya görüyor mu dedi, görüyor. Kürsüden söylüyor adam, İran Meclis Başkanı. Peki dedi, Afganistan'da bu yıl 7000 ton afyon haşhaş üretildi dedi. Ve bu haşhaşları da işleyen 400 tane modern laboratuvar var dedi Afganistan'da. Afgan hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelerde. Ve Afganistan'daki 3 havaalanı da dedi Amerika'nın kontrolünde. İstediği yeri bombalıyor onlar. Amerika dedi samimi ise uyuşturucuyla mücadele konusunda niye bu laboratuvarları bombalamıyor dedi. Birleşmiş Milletler temsilcisi de salonda oturuyor. Yani o da orada. Batılı ülkelerin temsilcileri var az sayıda da olsa. Cevap geldi mi? Yok, ne cevabı yok. Millet veriyor ama bu cevabı. Amerika veremiyor. Pakistan'da 6 ülkenin meclis başkanlarının toplantısında sayın meclis başkanımızla gittik. Pakistan meclisi adına bir milletvekili yansıya getirdi. Dedi ki bu yansıdakiler dünyada en çok Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeler. Ve bunun için bu sene 600 milyar dolar ek bütçe ayırdı galiba. Yani o internet açık kaynaklarda öyle. Savunma bütçesinin 600 milyar dolar ek bütçe var. İşte bakıyorsun Afganistan'da konuştu. Orta Doğu'da konuştu. Şurada konuştu. Pakistanlı adam sordu heyete. Dedi Amerika'nın en çok asker bulundurduğu, en çok askeri harcama yaptığı bölgeler dünyanın en kanlı bölgeleri dedi. Şimdi dünya milletleri bunu sorguluyor. Ha, bu, Türkiye'yi hedef almalarının da sebebi Türkiye bu uyanışın önderi konumunda aslında. Ve bunu Amerika kabullenemiyor. Bu açık toplumun gereği.
Öbür yandan bakıyorsun, Amerika ekonomik olarak da sıkıntıda. Çok. Yani Çin ihracatta Amerika'yı geçti geçmek üzere. Yani çok ciddi şekilde zorluyor. Batı, Avrupa eskisi kadar destek veremiyor. Dolayısıyla Türkiye, dünya, Avrupa Birliği ile Amerika'nın tek başına yönettiği, istediğini yaptığı, devletleri kurduğu, darbeleri yaptığı bir dünya olmaktan çıktı. Türkiye'de yaşananlar da o. Yani bugün 15 darbe girişimi elbet FETÖ yaptı. FETÖ'nün ordudaki yetiştirilmiş adamları yaptı. Ama bunun arkasında kim olduğunu herkes biliyor artık. 15 Temmuz'da ellerinde patladı. İşte Rıza Zerrab davasıyla ilgili dünyaya ve Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı. Amerikan yargı sistemi komik duruma düştü. Evet. Yani savcı diyor ki adam yakayı kurtarmak için yalan söyleyeceksin. Bütün dünyaya yayıldı bu. Dolayısıyla Amerika'nın pulları döküldü ve tabiri caizse kral çıplaktır deniyor. Ha, bu konjonktürde eğer Amerika'da Trump, Pentagon, CIA kavgasından bir kaza olmazsa Amerika'nın yeni maceralara girmemesi gerekiyor. Bu bir boyutu. Bir başka benim vurgulamak istediğim bir olay var. Evet. Amerika kimi kullanıyor burada? PYD üzerinden, PKK üzerinden Kürtleri kullanıyor. Bakın şurada internetten bakıyorum. Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Sözcülerinin açıklamalarına, bizim akademisyenlerinin. Ya bir tanesi de demiyor ki, ey PYD, sen kendini niye bu kadar Amerika'ya, Rusya'ya kullandırıyorsun? Bu Amerika'yla yatağa giren kim sağlam çıktı? Bu Amerika'yla yola giden ne, kime hayır yaptı? Demiyoruz bakın. Esasında Türk kamuoyu, hükümet şunu yapıyor, bunu yapıyordan ziyade, bir de 15-20 milyon bizim vatandaşımız var. Hem onlara yönelik, hem bölgede Amerika'nın elinde kart olarak kalan PKK'nın sorgulanması sağlanmalı. PKK niye kendini bu kadar kullandırıyor? Abdullah şimdi dedi ki, hepsi söyledikleri çok rasyonel şeyler. 18 yaşındaki çocukları alıyor askeri. Hayır, 13 yaşındaki çocuklar alıyor. Bu kartı kullanmamalı. Öyle bir kamuoyu baskısı oluşmalı ki Türkiye'de. Evet. Fakat maalesef bu yok. Maalesef ana muhalefet partisi, şimdi şurada okuyorum. Ya Afrin'de bize ne oluyor? Biraz önce söyledim. 30 yıldır Afrin'den bizi vuruyorlar. 30 yıldır benim askerimi gelip Amanos'ta öldürüyorlar. Peki. Yani bunları görülüp bunların da konuşulması lazım. Yani bizi kanalize ettikleri yerden konuşmak yerine tarih yeniden yazılıyor. Sen neredesin kardeşim? Duruşun nerede? Kimin yanındasın? Cebinde başka bir ülkenin pasaportu var mı? Benim cebimde başka bir ülkenin pasaportu yok. Ülkemi seviyorum. Bölgede huzur istiyorum. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla barış olsun istiyorum. Bunun için de süratle Kürtlerin PKK baskısından kurtarılması lazım. PYD baskısından kurtarılması lazım. Bunun çağrısının yapılması lazım. Eğer Kürt halkını PYD'ye esir olmaktan Suriye'de kurtarılsa, Suriye'de Kürt nüfus da kalmadı. Bakın size onu söyleyeyim. Yani bu 30 bin asker falan bulacakları kimse yok. Çoğu lejyoner bunların. Çoğu da lejyoner. Amerikan askeri. Bir de algı yapılıyor. Böyle bir asker de yok. Algı yapılıyor orada. Şimdi bunların analizi yapılmıyor. Bu askerle Fırat'ın doğusunu da kontrol edemezler. Bakın size söylüyorum. Yani Kamışlı'dan Ceylanpınarı'na kadar bir Kürt nüfus var, tamam. Evet. Ceylanpınarı'nın %60'ı Serekani dedikleri yer, Resulayn denilen yer. %60-65'i Arap'tı. Evet, Resulayn'dan %90-95'i Arap. Kobani'ye kadar olan, yani Resulayn'dan Ceylanpınarı'dan Kobani, Suruç'a kadar olan bölge olduğu gibi Arap. Bunlar hepsinin etnik temizlik yaptığı. Hangi askerle kontrol edeceksin? Hangi sürede kontrol edeceksin? Orada bir işgal hareketi var. Halbuki peki, oranın kadim halkları birbiriyle iyi geçinen insanlar. Bunların peki, hiçbiri konuşulmuyor. Amerika'nın dayatmaları ve ona karşı Türkiye'nin verdiği mücadele sorgulanıyor maalesef. Bu çok yanlış diye düşünüyorum. Peki. Bora, şimdi Fırat, yani Afrin, Membiç, bunları hep konuşuyoruz ama esas tehdit Fırat'ın doğusunda değil mi? Yani bütün o silahları Amerika gitti, orada verdi. Orada işte bu orduyu kuruyor, PKK ordusunu kuruyor.
Şimdi Afrin, Membiç hani daha kolay lokma ya da daha az tehdit edebilecek bir yer değil mi Fırat'ın doğusuna göre? Şimdi tabii... oraya da bir operasyon zorunluluğu yok mu? Bence var tabii, yani orasını yok saymak doğru değil. Çünkü çok geniş bir alan ve söylendiği gibi yani orası sadece Kürtlerin yaşadığı bir yer de değil. Çok daha farklı bir sosyolojik dokusu olan bir yer. Ve bence Amerika şu anda o haritayı gözümüzün önüne getirdiğimizde Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kalan kadar olan bir üçgen içerisinde bana göre bir garnizon devlet yapısı kurmaya çalışıyor. Burada bir garnizon devletçik oluşturmaya çalışıyor. Neden? Garnizon devlet dediğimiz nedir? Onu da... Yani işte tamamen askeri amaçlarla kullanacağı, buradaki yapıyı tamamen kendi askeri ihtiyaçlarına göre örgütleyeceği, ekonomisini, siyasetini ve insan kaynağını hiçbir hesap vermeden tam kendi denetimi altında, kontrolü altında bir alan olarak kullanmak istiyor. Niye böyle bir ihtiyacı var? Çünkü şu anda kullandığı üsler, işte Türkiye'deki NATO üsleri, İncirlik üssü gibi yerler var. Ama bunu sürekli Türkiye ile pazarlık etmek zorunda kalıyor. Yani Türkiye işte şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Yani Türkiye bir de Türkiye'nin genel siyaseti şu anda Orta Doğu'daki siyaseti Amerikan siyasetiyle çatışma halinde. Yani biz müttefik diyoruz ama ben buna geçen bir yerde bir yazı yazdım. Patolojik ittifak dedim, yani hastalıklı bir ittifak bu. Yani ittifak falan değil de hani ittifak diyeceğiz ya, patolojik yani hastalıklı, yok böyle bir şey. Bu sebepten işte az önce ifade etti Sayın Hocam. Bu işte Mavi Marmara meselesi, Kudüs meselesi, Irak Savaşı, Suriye. Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerin iyi olduğu dönem ve kötü olduğu dönem. Yani sürekli Türkiye'nin dış politikasıyla, bölge politikasıyla Amerika'nınki çatıştı. İran'a ambargo meselesi, İran'ın nükleer programı ile ilgili Türkiye'nin tutumu, Amerika'nın İran'a yönelik kuşatması gibi pek çok konuda iki ülkenin çıkarları çatışıyor, örtüşmüyor yani. Peki, dolayısıyla yani Türkiye ile çalışmaktansa burada hiç hesap vermeyeceği bir alan oluşturmak ve bunu Türkiye'ye karşı kullanacak, Suriye'ye karşı kullanacak, Irak'a karşı kullanacak, İran'a karşı kullanacak, Rusya'ya karşı kullanacak. Yani böyle bir garnizon kuruyor evet, Amerikalılar burada. O yüzden katılıyorum. O zaman... Burası çok büyük bir tehdit olur. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraları da işaret etmesi Amerikalıları zıplattı. Toplattı. Evet. Toplattı. Evet. Peki hem Amerika hem Rusya'yı karşımıza alma riski var mı burada? Biraz önce Abdullah Har ondan bahsetti. Yani işin bir operasyon kısmı var ama aynı zamanda da ikisini birden ya da tek tek karşımıza almayacağımız bir planlama, bir strateji de olması gerekiyor. Tabii dedi. Yani şu anda Türkiye hani bir açık kalp ameliyatı yapıyor gibi bir durumda. Yani hem o kalp çalışacak. Nasıl söyleyeyim, yani bir yandan nabzı kontrol edeceksiniz, bir yandan işte dışarıdan enfeksiyon kaptırmayacaksınız, bir yandan oradaki damarları değiştireceksiniz. Yani bir açık kalp ameliyatı gibi bir operasyon yapacak Türkiye. O yüzden pek çok mesele var, pek çok risk var ortada. İşte askeri riskler var, oradaki operasyonu yaparken sivilleri gözeteceksiniz. Evet. Efendim, 250 oradaki, bin ya da 280 tabii, bin dedi galiba. Oradaki evet. Kurulan tuzaklara karşı terör örgütünün, bunlara karşı uyanık olacaksınız. Efendim, hava sahasını kullanırken işte Rusya'yla belli bir koordinasyonunuz olacak. Orada hedefleri vururken gidip yanlış bir yere vurmayacaksınız. Kendi adamlarınızı vurmayacaksınız. Dost ateşi olmayacak. Bunu yaparken işte Amerika'yı kollayacaksınız. İran'ı kollayacaksınız. Yani çok boyutlu, çok zor. Hani biz burada konuşuyoruz şöyle olsun böyle. Bana mesela çok sosyal medyada falan da yazanlar oluyor. Efendim niye böyle olmuyor falan. Yani bunlar kolay işler değil. Bunu evet, hepimizin anlaması gerekiyor. Çok zor bir operasyon yürütülüyor. Yani her yönüyle. Askeri, diplomatik, işte yani oradaki lojistik bile. Ben Fırat Kalkanı zamanı gitmiştim sınıra. Yani orayı görünce tabii saha bilgisinin öyle bir şeyi var hakikaten. Evet. Yani bir
Az önce Abdullah Ağar hava koşullarından bahsetti. Ben de beraber... 36 saattir kesintisiz yağış var diyor. Şimdi biz pazartesi, çarşamba orada yayın yaptık Cilve Gözü'nün orada. Yani ne yapıyoruz? Alt tarafı yayın yapıyoruz. Yani 2 saat soğukta bekliyoruz. Donuyorsunuz yani orada. O soğuğu vücut içinize işliyor. Şimdi Mehmetçik o siz daha iyi bilirsin. Yani silahı tutacak o çelik soğuk. Yani anlatabiliyor muyum bunu? Hepsini düşüneceksiniz. O adam akşam yemek sabah yiyecek. Sabah 4'te 5'te belki yani değil mi operasyonlar? Tabii. En soğuk anında. Belki tiryakiliği var. Ateş yakamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yeri belli olmasın diye. Yani bir sürü incelik var yani. O yüzden bu kolay bir iş değil. Evet. Evet Ergün Bey. Şeyde bunların bu olayları anlattık stratejik. Amerika, Rusya bize gelebilir mi? Tek tek mücadele edebilmeyiz. Böyle bir ihtimali görmüyorum. Fakat daha önce de söylediğim gibi bu olayların başlangıcının Bora Bey'in bahsettiği aksdan devam ediyorum. 2013 yılında dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama tarafından Beyaz Saray'da 3 gün ağırlanmasından sonra başlayan olaylar zinciri olarak görüyorum. Mayıs 2013. Mayıs 2013 yılında 3 gün ilk defa bir Türk Başbakanı Beyaz Saray'da konaklamak şartıyla ağırlandı. Yani bugüne kadar... Ama çok kötü oldu sonrasında değil mi? İşte oradaki yani esasen kamuoyunu birçoğunu biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu basın yayında bazı kitaplarda da yer aldı. Ama çok da anlatılmadı. Çok açıklamak lazım diye düşünüyorum. Belki de bugünlerde çok özel bir bilgi olarak paylaşmak niyetindeyim. Orada bu pozitif ortamın birden negatif ortama dönüp de Amerika'nın o günden sonra yaklaşık daha doğrusu Amerikan Devlet Başkanı'nın yaklaşık 9 ay boyunca dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmemesi bir konusu vardı. Orada şöyle bir şey oluyor. Bu bilgidir. Yorum değildir, onu da söyleyeyim. İşte toplantılarda Türkiye'nin aleyhine bir takım girişimlerden söz edilince Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, yani bunu da söylemem lazım çünkü kitapta da böyle yazdığı için ülkemi, milletimi, devletimi sizin emperyalist emellerinize karşı kullandırmam. Bu parmak da böyle gidiyor. Ondan sonra bu parmaktan sonra biliyorsunuz ki bir 3-5 gün sonra veya bir hafta sonra bir beyzbol sopasıyla bir telefon şeyi verildi. Fotoğrafı. Bir fotoğraf verildi. Yani şimdi ondan sonra da böyle bir negatif bir ortam ortaya çıktı. Operasyonlar bundan sonra başladı. Bakın Gezi bundan sonra... Bu Mayıs 2013 görüşmesinden sonra diyorsun. Ondan sonra başlayan olaylar zinciridir bu. Ondan sonra bu bir takım bu bilgi çok kısıtlandı, açıklanmadı bilmiyorum. Ama hatta ben şey diyorum, dik kulak çetesi, yani bizim içimizde de Sayın Valim'in de bahsettiği gibi dışarıya devamlı böyle kulakları böyle olan bir çete var. Bunun işte medya ayağı var, siyasi ayağı var, dışarısı ne diyor? Evet. Yani bize değil de dışarıya karşı daha çok dik kulak çetesinin şeyleri var. Onların bir yazarı yazdı. O parmağın hesabı sorulacak demişlerdi. Başlangıç odur. Biz o günden bugüne kadar Allah'a şükür olsun dik duruyoruz. Onurlu duruyoruz. Haysiyetli duruyoruz. Kişilikli duruyoruz. Yani tarihin bize yüklediği bir misyonun yerine getiriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Evet, peki. Son olarak Celalettin Bey, size yine aynı şekilde bu operasyonun riskleri önümüzdeki süreçte. Ya mesela şöyle, bizim ne işimiz var orada? Bizim bu Suriye bataklığında, hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun diliyle söylersek Orta Doğu bataklığında ne işimiz var? Niye onların savaşına karışıyoruz? Şimdi böyle bir jargonla hareket ettiğimiz takdirde bu sorunun bir cevabı nedir sizin vereceğiniz bir cevap? Bunun yani orada ne işimiz var? Çok konuşuyoruz bunu. Yani Amerika'nın ne işi varsa benim de o işim var. Rusya'nın ne işi varsa benim de o işim var. İran'ın ne işi varsa benim de o işim var. Yani kaldı ki bu işin belki şey tarafı,
benim 1300-1400 kilometre Irak'la, Suriye'yle sınırım var. 1300-1400 kilometre sınırım var. Oynanan oyunlar baştan beri, bu çok açık, herkesin bilmesi lazım. Suriye'ye oynanan bir oyun değildir. Irak'a oynanan bir oyun değildir. Bakın, bu oyun Türkiye üzerine oynanmaktadır. Bu da Saddam zamanından böyledir. Yani biz esas öz eleştiri yaparsak Türkiye Cumhuriyeti olarak, çok daha geçmişe giderek eleştiri yapmamız lazım. Bizim Irak'taki demografik yapıyı çok iyi analiz etmemiz lazımdı. Birinci Körfez Harekatı'nda. Suriye'yi çok iyi analiz yapmamız lazımdı. İlişkileri çok iyi analiz yapmamız lazımdı. Yani bu bölgelerle İsrail'in konumunu, hedeflerini çok iyi analiz etmemiz lazımdı. Maalesef birçok şey atlanarak bugünlere gelindi. Ve hiç şüpheniz olmasın, İşte Türkiye şunu yapabilir miydi, bunu yapabilir miydi, şurada hata var mı? Bu ayrı sorgulanabilir. Ama Türkiye ne yaparsa yapılsın, petrol için, enerji için ve İsrail'in güvenliği için Orta Doğu'da bir oyun oynanacaktı. Yani bu kaçınılmaz. Ha, buna karşı sen daha rasyonel, o ayrı bir şey. Bilmiyorum, derdimi anlatabiliyor muyum? Yani bu operasyonlar yapılmazsa Türkiye'ye operasyon yapılacak. Zaten yapılıyor. Zaten yapılıyor. Yani bakın, Barzani'nin referandumunda... Ne, yani Türkiye'yi bölmeye dönük bir şey mi bu? Kesinlikle. Bak söylüyorum, 82 tarihli İsrail'in güvenlik stratejik belgesinde net. Onlar tamam, onlar yazıyor da tamam. Yani fiilen, yani bunu işin nihayetinde Türkiye müdahale etmezse, bu operasyonları yapmazsa, birileri gelip Türkiye'nin bu bölgesini koparmak mı istiyor? Bakın, çok açık bir şey konuşalım. Yani burada Diyarbakırlı da dinlesin, Urfalı da dinlesin, Maraş da dinlesin. Eğer siz 23 Temmuz sürecinde 14 ilde PKK hendek kazıp halkımızı rehin almaya çalıştığında, o bir prova mıydı? Halk eğer bunlara destek verseydi, başarısız olsaydık, bugün yoktu Türkiye Cumhuriyeti zaten. 15 Temmuz gecesi başarılı olsalardı, bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Yani bu yaşadık da diyorsunuz. Gezi olaylarında başarılı olsalardı, bugün gene biz yoktuk. Doğru. Yani biz dışarıda kalmışız. Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bu kaderin bize